Sevgili Yenikler, neredeyse bir aydır her birimizi çok rahatsız eden, her birimizin ayrı ayrı son derece canını sıkan bir durum var Gemlik Körfezi'nde. Sadece Gemlik Körfezi'nde değil, elbette biz Gemlik Körfezi'nin içinde olanlar olarak burada olup biteni görüyoruz ve bizi rahatsız ediyor. Bir doğa olayı aslında. Herkes farklı yorumlar yapıyor, herkes kulaktan dolma bir takım şeyler söylüyor. Arkamda da gördüğünüz gibi Gemlik Körfezi, gemiğin denizi, deniz yüzeyi görünürde bir işte organizmanın yarattığı bir durum sebebiyle berbat bir görüntü ortaya çıkartıyor. Bir takım araştırmalar yaptık. Elbette Gemlik Belediyesi olarak bizden de son derece haklı bir şekilde bu durumun çözülmesi noktasında bir takım beklentileriniz var. Ama maalesef yapılacak hiçbir şey yok. Bu durumu bir canlı organizma yaratıyor. Adı bilinen haliyle müsilaj denilen bir şey. Deniz tabanının hemen üzerinde bir yerlerde fosfor ve azotun yoğunlaşması, deniz suyu sıcaklığının periyodik şekilde bilinenin tam tersi, hani küresel iklim değişikliğiyle ani değişiklikler olduğu, o değişti bu değişti diyoruz ama bilinenden farklı olarak periyodik şekilde ısınmasının yarattığı bir durum, o organizmanın yaşam alanı bulup hızlıca çoğalmasıyla ortaya çıkan bir durum, gördüğümüzde aslında onun ölmüş hali, ölüp yüzeye çıkan hali görmediğimiz, aslında sorun olan çok daha ciddi bir popülasyon suyun içinde şu an. Bu ölüyor, bulabilirse bir yer kendini atacak, rüzgar olursa atıyor kendini denizin dışına, deniz temizliyor yüzeyini bir şekilde ama dediğim gibi asıl sorun içeride, aşağıda ve o organizmalar sıcaklığın bu haliyle devam ettiği sürece de çoğalmaya devam ediyor. Bir süre sonra yine ölüyor. Dolayısıyla bazı mevsimlerde, bazı yıllarda bir iki gün görülen şey uygun, elverişli ortamı bulduğunda işte böyle aylarca sürebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi ile su ürünleri bölümüyle irtibat kurduk. Konuyla ilgili bilimsel durumun ne olduğunu anladık. Buradan aktarmaya çalışıyorum size. Daha da devam edecek. Hava şartları böyle devam ettiği sürece bu kötü görüntüye muhatap olmaya devam edeceğiz. Niye geçen yıl olmadı, bu yıl oldu sorusuna ben cevap aradım. Siz de arıyorsunuzdur. Sebep belli. Bu yıl ısınma aslında geminin mevsiminin alışık olduğu üzere kademeli olarak artış gösterdi ve onun için en uygun ortamda buydu. Bu sayede böyle bir çoğalma ortaya çıktı. Maalesef sebebi temelde arıtılmadan körfeze karışan su Marmara Denizi'ne. Sorunu ortaya çıkartan bu, özellikle evsel atıklar. Bütün belediyelerin artık evsel atığı arıtmadan denize deşarj etmemesi lazım. Bağırıyoruz sürekli. Orhan Gazi arıtmamızın yapılması lazım. Orhan Gazi'nin evsel atığının artık buraya gelmemesi için. Büyükşehir Belediye'miz Gemlik'te bu sorunu çözdü. İhalesi yapımı aşamasına kadar geldi. Bütçe oluşturulmaya çalışılıyor. Artık yapılsın bu. Orhan Gazi'deki arıtmayla Orhan Gazi'nin evsel atığı da arıtılıp gelsin Gemlik'e. Ve elbette Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan bütün belediyelerin de bunu yapması gerekiyor. 50 yıldır, son 50 yıldır evsel atıklar derin deşarj denilen bir sistemle gözümden uzak olsun, ne olursa olsun anlayışıyla belediyeler tarafından körfeze bırakıldı. Sonunu hep birlikte görüyoruz. Bunun balık popülasyonu üzerinde çok olumsuz bir etkisi var. Bizden sonra gelecek kuşaklar bizim teslim aldığımız kadar temiz bir dünya teslim almayı hak ediyorlar. Belediyelerimiz de endüstri kurumlarımız, kuruluşlarımız da ne yapıp edip arıtmadan suyunu bırakmamalı körfeze. Ve elbette bir problem daha var. Son bunu da söyleyeyim. Eskiden de oluyordu bunlar. Şöyle diyeyim hatta, bu müsilaj dediğimiz varlık İngilizce ismiyle marine snow, yani deniz karı aslında, öyle deniliyor. 1700
1950'li yılların başından itibaren ilk olarak Adriyatik Körfezi'nde görülmüş. Yani dünyada bunlar, bu organizmalar ilk defa hayat bulmuş şeyler değil. Ama Türkiye'de de 2006 yılından itibaren özellikle ciddi şekilde sorun çıkartmaya başlamışlar. Dediğim gibi bazen 1-2 gün sürmüş, bazen 1-2 ay boyunca devam etmiş. Uygun ortamı bulduğunda, işte uygun ortamı bulduğundaki hali bu. Ve maalesef normal şartlarda buna benzer bu ölü organizmayı deniz kıyı bulabilseydi kendine, kumsal bulabilseydi kendine, beton bir göl haline getirmeseydik Marmara'yı hep birlikte, muhtemelen bu kadar rahatsız etmezdi bizi. Atardı üzerinden yükünü, kurtarırdı ama her yer beton, kaya. Bir yere de gitmiyor. Dibe çökeceği güne kadar bekleyeceğiz. Ya da rüzgar çıksın, bunu dağıtsın, hava sıcaklığı biraz, deniz suyu sıcaklığı biraz azalsın ve bundan kurtulalım diye dua etmeye devam edeceğiz. Yetmiyor arkadaşlar, üstümüze düşeni yapmamız lazım. Hani Gemlik Belediyesi bu konuda bir şeyler yapsın beklentisi olan arkadaşlarıma üzülerek söylüyorum. Bunu duyurmak dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Bir canlı organizma yaşam alanı ne kadar çok fosepiyi, ne kadar çok endüstriyel atığı arıtmadan bırakırsak çoğalıyor. Bütün belediyelerimizi, özellikle bu konuda yetkin belediyelerimizi, arıtılmayan evsel atık kalmasın çağrısıyla muhatap etmek istiyorum. Keşke başka bir şey gelse elimizden. Bunun da eleştirisini yapacak olan olur. Bu videonun altına da yorumlar gelecektir. Bir şey yapamıyorsan niye konuşuyorsun diye. Ama bu konuda ilk ağızdan bilimsel bir açıklamaya muhtaç olduğunu düşündük kamuoyunun. Böyle bir açıklama yapmayı da doğru bulduk. Ramazan bayramı çok yakın. Neredeyse bir hafta var artık. Güzel bir bayramda, bayram tadında, ağız tadıyla kavuşmak dileğimle Allah'a emanet olun.